Evet, 33. soruda bir denklem verilmiş. Denklemin çözüm kümesini bizden istiyorlar. Arkadaşlar burada öncelikle çarpanlar ayırma yapmamız lazım. Kosinüs x parantezi görüyorum. Hemen kosinüs x parantezini alıyorum. Kos kare x artı 3 tane kosinüs x eksi 4 eşittir 0 oldu. 0 olabilmesi için ya birincisi 0 ya da ikincisinin 0 olması lazım. Birincisinde kosinüs x eşittir 0 bir buldum. İkincisinde arkadaşlar çarpanlara ayıracaksınız. Önce bir denklemi yazayım. 3 tane kosinüs x eksi 4 eşittir 0'da. Buraları kosinüs x, kosinüs x diye yazdık. Artı 4'e eksi 1 diye yazarsam arkadaşlar burası biraz uzayacak. Cos x artı 4 ve cos x eksi 1 şeklinde yazacağım. Şimdi buradan iki tane veri elde edeceğim. Bir cos x'in eksi 4 olduğunu buldum. Bir de cos x'in arkadaşlar 1 olduğunu buldum. Şimdi denklemleri eski bilgilerimizden yararlanarak arkadaşlar pratik olarak çözmeye çalışacağım. Şimdi önce birincisini hemen bulalım. Kosinüsün sıfır olduğu yerlere baktığımız zaman kosinüs biliyorsunuz yatay eksendir. Kosinüsün sıfır olduğu yerler daha önce de zaten söylemiştik defalarca. 90'da ve 270'de 0 derece elde ediyor. O zaman yazarken 90 derecenin üzerine 180'in katlarını ekleyerek devam edebilirim. Birinci çözümümüz bu olmuş olacak. Kosinüs denkleminin eksi 1 ile 1 arasında olduğunu bildiğimizden dolayı buranın çözümünde kesinlikle bir şey bulamıyoruz. Boş kümedir. Diğerinde de kosinüsün 1 olduğu yerleri hemen istiyor. Birim çemberi çizdiğimizde zaten işi görmüş oluyoruz. Kosinüsün 1 olduğu yerin sadece bu olduğunu, başka hiç olmadığını göreceğiz. X eşittir o zaman 0 derecenin üzerine 2 pi'nin katlarını ekleyerek gidebilirsiniz. Bu ikinci çözüm olarak geçer. Bu birinci çözüm olarak geçer. Artık içerilerinden kaya sıfır verip değerler bulabilirsiniz. O size sorunuz. Devam edelim. 34. soruda bir bölge vermiş. Tekrar bir denklem vermiş. Denklemde bir şeyler isteniyor bizden. Öncelikle sin karenin yanına bir kos kare katmam gerekiyor. Şunları bir ayırayım. 2 cos kare x artı cos kare x şeklinde yazarsanız artı yan tarafında da bunun sin kare x gelecektir. 1 artı sin 2 x şeklinde düzelttim. Şimdi cos kare artı sin karenin 1 olduğu bir yerde arkadaşlar orada bekleyen sizde 1 sağda sollu götürmüş olacak. O zaman kalanları bir hemen kontrol edelim. 2 cos kare x gelecek eşittir sinüs 2x gelecek. Arkadaşlar birinde x var birinde 2x var olmaz. Sinüs 2x hemen yan tarafı açalım. 2 tane sin x ve cos x var. Denklem çözerken en büyük tehlike, belki ilk kez bahsetmiyorum bundan, çarpanlar ayırmada da denklem çözümünde de bilirsiniz. Arkadaşlar götürme yapmayacaksınız. Bir tarafa toplayıp parantez almanız lazım. Yoksa kök kaybedersiniz. Eksi 2 tane sin x cos x diye yazayım ben buraya. Eşittir 0. Şimdi gördüğüm cos x parantezini alıyorum. Birincisinden 2 tane cos x gelecek. Cos x parantezini aldığım için ikincisinden de 2 tane sin x eşittir 0 gelecek. Arkadaşlar burada birinci olaraktan cos x eşittir 0 geldi. Ve buranın denklemini çözerseniz arkadaşlar ben uzatmayayım burayı. Tanjant x eşittir 1 denklemi gelmiş olacak buradan. O zaman bunların hemen çözümlerini birim çemberde oldukları yerlerde yazayım. Fazla yine uzatmayayım. O zaman renkli kaleme bir geçeyim. Kosinüsün sıfır olduğu yerler arkadaşlar tekrar söylemiştik. Biraz önceki soruda tekrar vardı. O zaman birinci kökümüz eşittir. 90 derecenin üzerine pi'nin katlarını eklemekle bulursunuz. Evet, devam edelim. Tanjantın bir olduğu bir tane açıyı buldum. Bir tanesi görüyorsunuz 45 dereceydi. Öbürü de şu karşıdaki 225'tir. Onların hepsini ben tek bir çözümde tekrar yazabiliyorum. 45 derecenin üzerine bu sefer pi'nin katlarını ekleyerek bulabiliyorsunuz. Çünkü bir çözümden diğer çözüme geçebilmek için arkadaşlar 180 eklemeniz gerekiyor. Yani çözümlerimiz bunlardı. Şimdi bizden 90'dan yani kaçıncı bölgede istiyor bunları? Bir onları görelim. 90'la arkadaşlar 270 arasında kaç kök vardır diye soruyor. O zaman ben birincisinden hemen köklerimi şu tarafa doğru yazayım. Başlayalım. 0 verdiğiniz zaman 90 derece olur. Ondan sonra kaya 1 verdiğiniz zaman bu sefer
90 derece olmaz çünkü burada eşitlik yok. Onu birazdan halledeceğim. Bir verdiğiniz zaman 180 artı 90 270 derece olur. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar bunların hiçbir tanesi bu aralıkta değildir. Buradan bulamadım. Öbür çözüme hemen geçelim. Şuradan devam edelim. Sizler 0 verdiğiniz zaman 45 dereceyi bulursunuz. Ondan sonra 180 daha ekleyeceksiniz. Bunun üzerine 225 dereceyi bulursunuz. Ondan sonra 180 daha ekleyeceksiniz. Bunun üzerine 405'i bulursunuz. Ama baktığım kadarıyla 90 ile 270 arasında bu yoktur. Bu da yoktur. O zaman bizim tek bir çözümümüz kaldı. 225 olacak. Evet. Devam edelim. Diğer soruya bakalım. Arkadaşlar bir kosinüs 4x, sinüs 3x hem 4x benzemiyor hem 3x benzemiyor. Yani zor bir soru gibi gözüküyor ama şu şekilde yapalım. 4x eşittir. Bir kere bunu bu tarafa atalım. Sinüs 3x oldu. Denklemler çözebilmek için her iki tarafın da arkadaşlar ya koskos ya sinsin olması gerekiyor. Ben öyle bir bölgelerden yararlanarak bir şey yazmam lazım ki hem işaretimi eksili bulmam lazım hem de ismimi kosinüse dönüştürmem lazım. Arkadaşlar kosinüs yazdığımda isim değiştirmem gerekiyorsa 90 dereceyi kullansam, 90 artı desem ikinci bölgedeki kosinüsümüz eksi olur. Evet, 90 artı 3x dediğiniz zaman arkadaşlar, şimdi bu sorunun cevabı 90'da isim değiştirecek sinüs olacak ve ikinci bölgede de o zaman kosinüsün cevabı negatif olacak. Kosinüs denklemlerinin arkadaşlar iki tane çözümü vardı. Onlardan bir tanesi 4x eşittir bir 90 artı 3x diyecektiniz. Bir de 4x eşittir bunun tam eksilisini yazacaktık arkadaşlar. 90 artı 3x diyecektiniz. Tabii ki yan taraflarına 2k pi'leri, yan taraflarına 2k pi'leri koymanız gerekiyor. Şimdi bu işlemde düzeltme yaparsanız x'ler eşittir 90 derece var artı 2k pi'leri yan taraflarına eklemiş olduk. Evet, bunun çözümünü bakalım. Eksi 3x gelecek. Bu tarafa atarsanız arkadaşlar 7x gelecek. Eksi 90 artı 2kp. Güzel sayılar gelmedi ama olsun. Biz o zaman şöyle yapalım. Eksi 90 derece pi bölü 2'dir. Bir de 7'ye bölün. Genellikle arkadaşlar şıklarınız bu şekilde olacaktır. Madem bölünmüyor açılar. Eksi pi bölü 14 gelecektir. Artı 7'ye böldüğümüz için 2 pi bölü 7'nin katları gelecektir. Bu ikinci çözüm olacak. Bu da birinci çözüm olacak. Çözümü bu şekilde verebilir şıklarda. Evet arkadaşlar devam ediyorum. 36. soruya geldik. Şimdi bir yine denklem verilmiş. Denklemin çözüm kümelerini isteniyor. Burada bir sürü götürmeler yapabilirsiniz ama hata yaparsınız. Önce bir tarafa toplamamız gerekiyor. Şimdi tanjant x çarpı hatta bir tarafa toplarken bunları da değerlerini yerine yazayım. O zaman şöyle yazalım. Sinüs x bölü kosinüs x var çarpı kosinüs x var eksi. Buradan da kosinüs x bölü sinüs x geldi ve çarpım tekrar sinüs x geldi. Eşittir 0 olmuş oldu. Her iki tarafta da arkadaşlar sin x ve cos x'li denklemler var. O zaman parantezi alayım. Birinciden 1 eksi cos x gelecek. 1 bölü cos x. İkincisinden de 1 bölü sinüs x gelecek ve eşittir 0 dediniz. Şimdi bunların 0 olabilmesi için ya 0'dır ya bu 0'dır ya da şu 0'dır. Hemen onları söyleyelim. Şimdi şöyle yapalım. Birincisinde arkadaşlar sinüs x 0 olabilir. Onu çözeceğim. Şimdi ikincisinde arkadaşlar kosinüs x eşittir 0 olabilir. Onu çözeceğim. Ve üçüncüsünde de arkadaşlar 1 bölü cos x eksi 1 bölü sin x eşittir 0 olabilir. Şimdi bunu çözeceğim. Arkadaşlar şurayı biraz düzeltmek istiyorum. 1 bölü cos x şu şöyle demektir. Böyle yapalım da karışmasın diğer
çizgilerle. Evet, 1 bölü cos x eşittir 1 bölü sinüs x denkleminde. Arkadaşlar sinüs x bölü cos x yazayım ben buraya. Nereden geldiğini görün. Eşittir 1. Yani benim istediğim zaten en çok tanjanta git diyoruz herkese. Tanjant x eşittir 1 geldi. Arkadaşlar tanjantın 1 olduğu yerleri ben şimdi çizimimi de yapayım. Ondan sonra hepsi için renkli kaleme geçeyim. Tek çözümler yapıp geçeyim. Çünkü bunlardan daha önceden çok kere yaptık. Arkadaşlar şimdi şunu yapacağız. Sinüsün sıfır olduğu yerlere bakıyorum. Sinüs 90'da 1'di. O zaman 180 ve 0'da 0'dı. O zaman çözüm kümem x eşittir. Bak bunları sıfırları yazmak zorunda değilsiniz. Ama her zaman şöyle yazıyorum. Siz o zaman deyin ki bu ifadenin sonucu kp. Birinci çözümümüz bu. X eşittir kp. Evet, devam edelim. Şurayı tam güzel çizemedim. Onu çizmem gerekiyor. Kafam ona takılmasın. Devam edelim. İkincisinde kosinüsün sıfır olduğu yerler. Arkadaşlar kosinüsün sıfır olduğu yerler 90 ve 270'tir. O zaman ikinci çözümümüzü yazıyorum. 90 derecenin üzerine yine pi'nin katlarını eklemek zorundasınız. O da ikinci çözümümüz oldu. Üçüncü çözümümüz de tanjantın değerlerini sormuşlar bize. Tanjantın değerlerinin 1 olduğu yerleri ben biliyorum. O zaman üçüncü çözümü de şu yan tarafa yazayım. 45 derecenin üzerine tekrar pi'nin katlarını ekleyeceksiniz arkadaşlar. 3 tane çözüm. Şimdi tabii ki 0-2 pi aralığında bana değerler soruyor. O zaman hemen bulabildiğim değerleri altına yazayım. Şimdi 0-2 pi aralığında 0 verirseniz arkadaşlar 0 olur. 1 verirseniz pi olur. 2 verirseniz 2 pi olur. Daha gitmeme gerek yok. Ben hemen buradan kontrol ediyorum. Bu aralıkta olan sayım hangisi? Çünkü 0'ı da kabul etmiyor. 2 pi de kabul etmiyor. Buradan bir tane tespit ettim. Bir kök buradan geldi. Hemen diğerlerini çözmeye kalkayım. İlk sayım 90'dır. Ondan sonra bir tane pi daha eklersem 270 olacaktır. Sanıyorum baktığım zaman bu aralığa düşen hangisidir diye 0 ile 360 arasında hem bunu alabiliyorum hem şunu alabiliyorum. Buradan da çözümler bunlar buldum. Gelelim şuradaki çözümümüze. Birincisine 45 diyeceğim. Ondan sonra 180 eklediğim zaman 225 diyeceğim. Herhalde bir 180 daha eklediğim zaman orayı geçecektir. O zaman orada daha çözüm olmaz. O zaman buradan da iki tane daha çözüm buldum. Yani bu işaretlediğim çözümler arkadaşlar sizin çözüm kümenizdir diyebiliriz. Evet, gelelim. Burada bir yarım açı formülü gibi bir şey gözüküyor. Hemen onu kontrol edelim. Sinüs 2x içler dışlar çarpımı yaptığınız zaman iki tane aslında yerlerini değiştirerek yazarsanız daha rahat göreceksiniz. Kosinüs x bölü 2 gibi geldi. O zaman devam ediyorum. Sinüs 2x eşittir arkadaşlar. Aynı açının hem sinüs hem kosinüs hem de 2 ise sonucunuz sinüs açılımına eşittir. Sinüs 2 çarpı x bölü 2'den bulunur. Yani kısacası buranın cevabı sinüs x olacaktır. Bu tarafa da açıyorum hemen. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x şeklinde. Tabii ki aklınıza hemen götürme gelebilir. Asla götürme yapmayacaksınız. Bir tarafa toplayıp parantez alacaksınız. Sol tarafa getirdiğimde topladığımda bu denklemleri 2 tane kosinüs x eksi 1 eşittir 0 gibi bir denklem gelir. Buradan bilgilerim ya birincisi 0 olacaktır ya ikincisi 0 olacaktır. İkincisinin 0 olması halinde cevabınız da 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi arkadaşlar tekrar bunları olduğu yerlerde hemen yapalım. Fazla uzatmayalım tekrar. Çünkü defalarca yapılan örnekler olduğu için artık elimiz alışmıştır. Sinüsün sıfır olduğu yerlere arkadaşlar bakarsanız sinüsün hep sorular aynı. Özel yerlerde bunlar gelebiliyor. Sinüsün sıfır olduğu yerler bunlardır. Ve bizim çözümümüz kp'dir. Öyle söyleyeyim burada. Birinci çözümümüz odur. Ondan sonra buraya gelelim. Kosinüsün 1 bölü 2 olduğu açılardan bir tanesi 60 derecedir. Diğerini de bakarsanız eksi 60 olarak bakmam lazım. O zaman bunların çözümlerini yazarken de şöyle yazmam lazım.
İkinci çözüm 60 derece ama üzerlerine 2 pi'nin katlarını ekleyip gideceksiniz. Üçüncü çözüm arkadaşlar eksi 60 derece ama bunun da üzerine 2 pi'nin katlarını ekleyerek gideceksiniz diye söyleyebiliriz. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şimdi bir tane denklem geldi. Denklemler biraz enteresan değişmeye başladı. Şimdi bu denklemler çözerken kare alma işlemi insanların aklına gelebiliyor ama biz öyle yapmayalım. Buradan hemen şunu söyleyeyim. Yeni bir isim veriyorum. Tanjant biliyorsunuz bizim her zaman sığınacağımız yerde demiştik. Tanjant alfanın 3 olduğu yerde bana biraz sonra lazım olacak. Hemen onu da bir çizeyim. 3'e 1'dir ve kök 10'dur. Şimdi arkadaşlar buraya tanjant alfa yerleştirdiniz. Bu sin alfa bölü kos alfa demektir. Çarpı sinüs x vardı zaten. Eksi kosinüs x vardı zaten. Eşittir 1 geldi. Şimdi denklemde payda eşitleme yapıyorum. Sinüs x eksi. Bu sefer kosinüs alfa çarpı kosinüs x gelecek. Bölü kos alfanız var zaten. Eşittir cevabınız 1 geldi. Şimdi sevgili arkadaşlar yukarıdaki ifade birazcık farklı yazılmış. Onu hemen düzelteyim. Kos alfa çarpı kos x ve sin alfa çarpı sin x şeklinde yazsam ve içler dışlar çarpımı yapıp da sonucu da kos alfa diye yapsam daha şık olacak. Arkadaşlar bu içerisindeki ifade kosinüsün açılımıdır ama aradaki eksiden dolayı ben hemen artıya dönüştürüyorum. Kosinüs alfanın açılımıdır. Şimdi bizde bir tane eksilik kaldı dışarıda. Güzel bir sorudur arkadaşlar. Önce onu söyleyeyim. Bu eksiliği bir şekilde yok etmem lazım. Bölgelerden yararlanarak yok etmem lazım. Eksiliği kaçırması gerekiyor. O zaman mesela bir tane hemen buldum. 180 eksi alfa demiş olsam bu eksi kosinüs alfa eşit olur ve olayı çözdüm. Şimdi arkadaşlar madem bununla bu eşittir. Direkt cevaplarımızı şöyle yazabiliriz. Alfa artı x eşittir arkadaşlar. 180 eksi alfa diyebilirsiniz. Yani buradan x'in 180 eksi 2 alfa olduğunu buldum. Şimdi biraz sonra yapacağım çözüm daha önce yaptığım üçgenin altına gelsin. Siz şimdi ne istiyorsunuz? Tanjant x. Başlıyorum. Tanjant x'i istiyorsanız, x'i ben buldum biraz önce. Tanjant. Bakın şurada x'i buldum. Direkt yerine koyuyorum. 180 eksi 2 alfa istiyorsunuz. Bu dışarıya eksi 180 derecede biliyorsunuz kaçırıyordu. Tanjant 2 alfa olarak çıkar. O zaman ben hemen tanjant 2 alfanın açılımını da hatırlayayım. 2 tane tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfa şeklinde gidecekti. O zaman cevaplarımızı oradan hazırlıyorum. 2 çarpı. Arkadaşlar şekilden tanjant alfayı 3 buldum. Ve 1 eksi burada da 3'ün karesi gelecektir. Yani bundan sonrası sizin arkadaşlar. Evet. Yine bir soru. Ben yabancı madde gördüm orada. Hemen yabancıyı düzeltmem lazım. Yabancı dediğim sinüs yerini seviyoruz ama onları sinüslü ve kosinüslü yazmak birazcık daha iyi şeyler kazandıracak bize. Sinüs eşittir 1 diyelim. Payda eşit dediğimiz zaman arkadaşlar kos alfa çarpı kos 20 artı sin alfa çarpı sin 20 bölü cos 20 gelecektir. Biraz uzadı soru. Eşittir 1 geldi. Yukarıdaki açılım kosinüsün açılımıdır. Hemen kosinüsün ama aradaki artı olduğundan dolayı kosinüsün farklarının açılımıdır. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman da kosinüs 20 olarak bulmuş oldunuz. O zaman basitçe 0 ile 90 arasındaki açının kim olduğunu söylüyor. Direkt alfanın 40 derece olduğunu zaten buradan bulabilirsiniz. Fazla çırpınmayan bir soru oldu. Evet, geldik bu soruya. Güzel bir soru. İnsanlar hemen çözüme bakmaya çalışıyorlar. Ama birazcık sağınıza solunuza sayılara dikkat edeceğiniz. 3 tane sinüs var, 2 tane kosinüs var ama cevap 16 oldu. Arkadaşlar sinüslerin en büyük değeri artı 1'dir.
Kosinüslerin en büyük değeri artı birdir. Yani bu şekilde bile yapmış olsanız değeri en çok 5 olabilir. Bu sorunun 16 olma şansı yoktur. Direkt yapmadan boş küme diyebilirsiniz bu soru için. Evet, 41 numaralı soru. Güzel bir soru. 0 ile 180 arasında diyor, verilen bir ifade var. En büyük değerini bulunuz. Biraz sonra bununla ilgili sorular çözeceğim sizlere ama ben şimdi direkt hızlı bitmek istiyorum. 1 çarpı sin alfa bölü 2 ve kök 3 çarpı cos alfa bölü 2 ifadelerinin en büyük en küçük değerlerini bulabilmek için şuraları alıyorsunuz. Karekök içerisinde bakın maksimum değerini hesaplıyorum. Karekök içerisinde 1'in karesi ve kök 3'ün karesi şeklinde yazmış olmanız lazım. Bu en büyük değeri karekök 4'ten arkadaşlar 2 çıktı. Şimdi bunun ispatını başka bir soruda göstereceğim. İfadesi en büyük değeri aldığında alfa kaç radyandır diyor. Yani soru yeni bir soru olmuş oldu. Şöyle sinüs alfa bölü 2 artı kök 3 çarpı kosinüs alfa bölü 2 eşittir en büyük değeri 2 aldığında. Arkadaşlar böyle soruları ne demiştik? Her zaman şurada bir tane 1 bulundurmak zorundasınız. Her tarafı 2'ye böleyim. Bakın 1 bölü 2 sin alfa bölü 2 artı kök 3 bölü 2 bu sefer de cos alfa bölü 2 eşittir 1. Şimdi size tavsiyem şu. Ben bu denklemde alfalara değer vererekten sinüsle kosinüsün toplamının 2 olabilecek olan sayılarını görebilirim. Şıklardan bunları deneyebilirsiniz. Ama biz bilemiyoruz. Ona göre değişik bir yöntem izleyelim dedik. Arkadaşlar 1 bölü 2 ve kök 3 bölü 2 sizin tanıdık bir üçgeniniz. Hemen yazalım. Mesela başka bir değer verelim. M diyelim buna. O zaman 1 bölü 2, şimdi burası 1 olsun, burası 2 olsun, burası da tabii ki kök 3 olacak. Şimdi şekle baktığın zaman 1 bölü 2 kimi anlatıyor bize? Sinüs M çarpı sinüs alfa bölü 2. Ondan sonra kök 3 bölü 2 kimi anlatıyor bize? Kosinüs M çarpı kosinüs alfa bölü 2 eşittir 1'miş. Arkadaşlar burası pratik ters yazılmış. Bu aradaki artıdan dolayı hemen yardım alıyorum. M eksi alfa bölü 2'nin açılımı cevap 1 olmuş. Kosinüsün arkadaşlar 1 olduğu ben açıyı aramak istiyorum. Kosinüsün 1 olduğu açı arkadaşlar 0 derecedir. O zaman M eksi alfa bölü 2 yerinde 0 vardır. Yani bu şunu anlatmaya çalışıyor. Alfa derecenin o zaman M'in alfa bölü 2'ye eşit olduğunu söylemeye çalışıyor. Bu şekilde devam ettiğinizde arkadaşlar yani M'in alfa bölü 2 olduğunu yazalım burada. M eşittir alfa bölü 2. Sizler şimdi ifadesinde değerinizi bulmuş oluyorsunuz. Kosinüsü oradan yazmaya kalktık zaten. Kosinüs m eksi alfa bölü 2 1 yazdık. M'i de alfa bölü 2 yazdık. O zaman sizden ne istiyor? İfadesinin en büyük değeri aldığında alfa kaç radyandır demeye çalışıyor. Arkadaşlar şimdi buradaki denklemde derecenizi hemen siz buradan yazabilirsiniz. Şu m'in arkadaşlar baktığınız zaman 30 derece olduğunu biliyorsunuz. O zaman bunların 30'a eşit olduğunu gördüğünüzde alfanızın da 60 derece olduğunu çok fazlası rahatlıkla bulunabilir. Ben uzattım. Devam edelim. 42 numaralı soru. Enteresan bir soru. Arkadaşlar buradaki soruda sinüsün 3 bölü 7 olduğunu soruyor. Ben tabii sinüsün değerlerini sinüs 30'u bilirim. 1 bölü 2 sinüs 0'ı bilirim. Biz böyle açısı 3 bölü 7 olan bir değer bilemeyiz. Ama ben sizden zaten değerleri sormadım. Sadece kaç tane kökü olduğunu sordum. 0-2 pi aralığında. Şimdi arkadaşlar sinüsün 3 bölü 7 olduğu değeri bulmak aslında sinüs x'in 1 bölü 2 olduğu değer, sinüs x'in işte 3 bölü 7 olduğu değerle aynı şekilde çözeceğim. Bu demektir ki sinüsün pozitif olduğu yerler aranıyor. Sinüs
pozitif bir buradaydı. Bir de şu tarafta olmak zorunda. O zaman ben her ikisine de baktığım zaman bir açı bulacağım ama o açının kim olduğunu ben bilemiyorum. Benden zaten kaç farklı kökü vardır diye sordu. Ben iki tane kök buldum ama açılarından haberim yok. Yani bu sorunun cevabı bu aralıkta iki kök vardır. Şimdi bunların daha güzelleri birazdan gelecek. Dikkatle inceleyelim. Evet, geldik 43 numaralı soruya. Tanjant x eşittir 2 denkleminin bu aralıkta kaç kökü vardır? Bakın hala şeyleri sormuyor bana, denklemini çöz demiyor. Çünkü ben tanjantın cevabının ne zaman 2 olacağını bilmiyorum. Çünkü bizlerin bildiği şeyler nelerdi? Tanjant fonksiyonu da hemen bir çizelim, hazırlayalım onu. Bu tanjant arkadaşlar, bu kosinüs arkadaşlar. Buna da sinüs derseniz. Tamam. Ben tanjantın değerlerini kök 3 bilirim. 1 bölü kök 3 bilirim. Artı eksi 1 bunları bilebiliyorum. Şimdi tanjantta şöyle bir şey de hatırlatalım. Tanjant arkadaşlar tam şuraya geldiğinde, şuradan gittiğimde ben burası 1 iken, burası da 1 iken şuranın 45 derece olduğunu biliyorum. Zaten şuranın 1 olduğunu siz biliyorsunuz. Tanjant 45 1'dir. Ama tanjantın 45'ten sonra açı büyümeye başladığı zaman sizin değeriniz de büyür. Yani tanjant büyüdükçe değer de büyür. Peki adam şimdi ne sordu size? Tanjantın 2 olduğu değerler. Tanjantın pozitif olduğu 2 tane bölge var. Bu şu bir tanesini çizelim. Hatta bu son çizdiğim şeyi bundan siyahla devam edelim. Tanjantın 2 olduğu değer bu olsun. Şu siyah olsun. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi şu değeri hesaplayacağız. Şuradaki değeriniz tanjant x değeriniz 2 ise ben o değerin bir yukarıda bir de arkadaşlar aşağıda olduğunu gördüm. O zaman tekrar cevabımız 2 kök var demektir. Yine aynı sorulardan devam edeceğiz. İzlemeyi